Kıymetli arkadaşlarım, bunca emekten sonra nihayet tünelin sonuna varabildik. Hayır! Ben senden daha iyi bilirim. Bir dakika, sana bir şey açıklamalıyım. Gitmezsen polis çağıracağım. İhsan Bey'in ölmüş olma ihtimali var. Ölmedi! Yeşilçam nostaljisini yaşatmak ve Türk sinemasının unutulmaz isimlerini onurlandırmak amacıyla kurulan Sevgi Sokağı Yeşilçam, Tarkın ve diğer Yeşilçam yıldızlarının hikayeleriyle buluşturuyor. İşletme sahibi Halit Emin Güney, Yeşilçam'ın Türkiye'nin kültürel belleğindeki derin etkisini vurgulayarak ziyaretçilere efsane oyuncuların yaşam öykülerini ve Yeşilçam'ın Türk sinema tarihine katkılarını özel video gösterimleriyle aktardıklarını belirtti. Halit Emin Güney bu değerli sanatçılardan Kemal Sunal gibi isimlerin hayat hikayelerini 7 dakikalık kısa videolarla anlatıp onların Yeşilçam'a ve Türk toplumuna kattıklarını vurgulamayı amaçladıklarını ifade etti. Kemal Sunal köşkümüz, Adile Naşit köşkümüz ve Cüneyt Arkın köşkümüz var. Biz Kemal Sunal'ın yani bu köşkümüzde oturan herkes ilk 7 dakika hepsinin hayatlarını 7 dakikanın içine sığdırdık, kısa videolar yaptık. Kemal Sunal kimdir? Sinema tarihinin etkisi nedir? Kaç yaşında doğdu? Çocukları kimler? Hayatını ve Türk sinema tarihine olan etkilerini gelen herkese anlatacağız. Çünkü Yeşilçam benim nazarımda ve birçoğumuzun nazarında Türkiye'nin kaderini değiştiren bir serüven. Yeşilçam filmleri, Yeşilçam'ın hayatı, işte 80'ler 90'lar hala herkesin aklında, dilinde, yüreğinde. O yüzden biz bu döneme damga vuran sinema sanatçılarından 3 tanesinin burada hayatını çok güzel bir şekilde, Adile Naşit kimdir, kaç yaşında doğdu, hayatı nasıl geçti, hangi zorluklarla bu işleri yaptı, enerjisi nasıl bu kadar yüksekti, yaşadığı bu kadar sıkıntıya, probleme rağmen, biz bunların hepsini çok güzel işleyip burada gelen misafirlerimize Yeşilçam'ın hatıralarını çok kısa bir sürede olsa onlara bir daha hatırlatmak amacıyla böyle bir projeye imza attık. Sevgi Sokağı Yeşilçam, sinema meraklıları için özel odalarla donatıldı. Alt katlarda toplantı ve okuma alanları bulunurken, üst katlarda yalnızca Yeşilçam filmlerinin gösterildiği 3 küçük sinema odası mevcut. Alt katlarda tamamen toplantı yapılabiliyor, kitap okunabiliyor. Üst katlarda tamamen sinema odası. 3 tane sinema odamız var. İkişer ve dörder kişilik. Orada sadece ama Yeşilçam filmleri veriliyor. Mesela atıyorum, çok yakın bir arkadaşınızla ya da eşinizle hadi bir film izlemeye gidelim, Yeşilçam film izlemeye gidelim de üst katımızda bu hizmetten yararlanabiliyorsunuz. İyi ki varsınız, iyi ki Yeşilçam var.